Sayın Başkanım, Sayın Başkan Vekilim, Türkiye Rok Federasyonu'nun çok değerli yönetim kurulu üyeleri, Sayın Müdürüm, Ankara'da faaliyet gösteren spor kulübümüzün çok değerli başkanları, asıl üyeleri, Ankara Boks İl Temsilciliği ve Türkiye Rok Federasyonu Başkanlığı'nın organize etmiş olduğu kahvaltı programına hepiniz hoş geldiniz. Sayın Başkanım, ilk önce şunu arz etmek istiyorum. Ankara olarak 10 yıl önce neredeyse bugün de oradayız. 10 yıl önce sizin yanınızdaydık, sizin davanıza gönül vermiştik. Şu anda da sizin davanıza size gönül vermiş bulunmaktayız.
Burada bulunan tüm arkadaşlar sizlere herhangi bir karşılık beklemeksizin, karşılıksız olarak herhangi bir menfaat gitmeksizin sadece Türk boksuna hizmet etmek amacıyla spor geliştirip ulusal ve uluslararası alanlardan faaliyet göstermektedirler. Sizin sayenizde yine başkanım Ankara'da düzenlemiş olduğumuz boks müsabakalarında birçok başarılı sporcu hem ülke altında hem de uluslararası alanda ülkemizi temsil etmişlerdir. Hem 2020 olimpiyatlarına hem de 2024 olimpiyatlarına Ankara'dan sporcu göndererek bunu tekrar puanlıyorum. Arkadaşlarımız, abilerimiz, büyüklerimiz bu başarıyı göstermiş oldular. Bunlar yine sizin sayenizde. Ben Ankara antrenörleri olarak size çok teşekkür ediyorum başkanım. Ayrıca başkanım yönetim kurulu üyelerimizin başkan değişimimizin de Ankara boksuna yapmış olduğu katkılardan dolayı tekrar çok teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum ayrıca. Sıralama konuşmalarını ve açılış konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Boks Federasyonu Başkan Vekilimiz Sayın Hasan Kartal Bey'i kürsüye davet ediyorum. Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Hepinize afiyet olsun. Yıllardır beraberiz, bir şeyler yapıyoruz. İyi mi yapıyoruz, kötü mü yapıyoruz, onun eleştirileri sizde. İstediğiniz gibi eleştirebilirsiniz. Yani şimdi biz içinizden diyelim artık, ya bunlar da çok uzun. Hala mümkün. Bu tür şeylerde eğer daha iyisi varsa biz de onlarla beraber olalım. Ama ben şöyle düşünüyorum, benim ve bu işi gerçekten düzgün yaptığına inanıyorum. Yanlışım olmadı diyorum. Öksüzlüğü çok söylendi bu federasyonlardan, maalesef bizim boks federasyonlar böyle bir söylendi olmadığını inanıyorum ve yok. Onun için bir dönem daha Eyüp'le devam edelim düşüncesiyle sizlerin karşısındayım arkadaşlar. Ama eleştirilere her zaman açığız, yanlış bir şey yapıyorsak eleştirin, bizlere söyleyin, bunu böyle değil de şöyle yapılması gerekir de deyip inşallah bir dönem daha hep beraber, yine hep beraber olmak kaydıyla bir dönem daha güzel bir şekilde bitiririz ve birçok başarılı sporcularımız olur. Bunlar da tabii en büyük destek hocalarımızdır. Hocalarımızın da inşallah hep başarılı olmasını diliyorum ve hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Başkan Vekilimiz Sayın Hasan Kartal Bey'e teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere her zaman söylüyorum. Türkiye Boks Federasyonu 1924 yılında kuruldu. 2024 yılında 100 yıllık bir geçmişimiz var. 100 yıl içinde Türk boksunda eksik olan değil bir olimpiyat madalyasıydı. Altın madalyasıydı daha doğrusu. Bu altın madalyayı ülkemize kazandıran Türkiye Boks Federasyonu Başkanımız Sayın Eyüp Gözgeç Bey'e alkışlarınızla afiyet olsun, hayırlı sabahlar, hayırlı günler diliyorum. Sayın Başkan Vekil, değerli yardımcılarımız. Bizden önce yıllarca Boksun Akademisi'nde hizmet eden, en son Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığı'ndan ayrılan Hasan Rüzgar Başkanımıza da özellikle teşekkür ediyorum, hoş geldin diyorum. Kıymetli arkadaşlar, gerek kulüp başkanı, gerekse amcası, boksa hizmet edin. Türkiye'nin merkezinde olan bir şey, başkentteyiz. Ve bu spora hakkı veren hepimize hem teşekkür ediyorum, hem de bundan sonra yapacağız hizmetlerde başarılar diliyorum. Emekleriniz çok. Bunun dışında Ankara başkenti olmanın dışında boksa da aynı görüntüyü veriyor. Burada hepimiz bütün Türkiye'ye mesaj vermek için aslında toplanmış bulunuyoruz. Bu kahvaltının başka bir amacı da söylentiler var. Başkanlar olacağını, olmayacağını, olmayacağımızı söylüyorlar. Olamayacağımızı söylüyorlar. Biz de böyle tellal gibi ortalığa düşmüş değiliz. Bizim dediğim gibi her zaman söylemiştim. Bizim yönetim kurulumuz var. Benimle birlikte olmayan arkadaşlarımız var, büyüklerimiz var, antrenörlerimiz var. Onlara danışmadan, görüşmeden, konuşmadan başkan adayım demek
başlı başına bana göre doğru olmayan bir şeydi. Onun için bugün bu kavramını ifade ettik. Zaten ve gördüğüm kadarıyla boksa hizmet edilen bütün Ankara kulüplerinin başkanlarının, antrenörlerinin burada olması ayrıca hem bana bir keyif veriyor hem de bir destek veriyor, moral veriyor. Onun için çok teşekkür ediyorum. Bizim şu anda teknik kurulumuzdan arkadaşlarımız var. Merkez Afiyet Komitesi'nden arkadaşlarımız var. Ankara bir bütün. Ankara tek millet. Sayın Başkan Vekilimizin Hasan Bey'in bildiği gibi. Biz mükemmel insanlar değiliz. Mükemmel olan ancak Peygamberimiz. Ama biz de insanız, beşeriz. Eksiğimiz olur, hatamız olur, noksanımız olur. Bunlar da her geçen gün düzeltmekte bir yol yürüyoruz. Şimdi bizim yeniden aday olmamızı gerektiren hususlardan bir tanesi bir çalışma yaptık biz kendimize. Bu çalışmadan küçük de olsa ilginiz var ama ben hatırlatmadan da bir rakamlarla ilgili çok kısa konuşma yapacağım. Şimdi bugün bizim bu yılımız Türkiye Boks Federasyonu 1924 yılında Galatasaray'ın ilk kurmuş olduğu boks takımıyla başlamış. Bugüne kadar ben 14 yıldır başkanım. 1924'te 2010 arasında 2010 yılında Mart ayında Kur'an-ı Kongre'ye başkan oldum. Bu dediğimiz zaman zarfında yani 86 yılında olimpiyatlarda 5 madalya almış. 86 yılında. Benim başkanlığım döneminde yani 14 yılında biz de 5 madalya almışız. 86 yılında ama olimpiyatlar arasında biz 14 yılda almışız. Bizim diğerinden bir farklılığımız var. Bizim 6 madalyamız var olimpiyatlarda. O da bizim şeyimiz, farklılığımız. Dünya şampiyonasında 8 sporcu arasını okumuyorum. Dünya şampiyonasında yine 1924'te 86 yılında 2010 arasında 69 madalya almış. Bu 17'si 14'ü 6, 17'si 23, 38 bronz olmak üzere. Benim dönemimde 2010-2024 döneminde 65 madalya almışız. Bunda da yine aynı 13 altın, 18 gümüş ve 34 bronz olmak üzere. Avrupa şampiyonasında yine 86 yılında 229 madalya var. Bizim dönemimizde 229 madalya bizim var. Yani aşağı yukarı denk gelmiş. Bu Avrupa Şampiyonası'nın dışında 2010-2024 yıl arasındaki madalya tablosunda da yani toplamda, toplam madalya sayısında 86 yılda alınan toplam madalya sayısı 303 madalya. Bizim bu dönemimizde alınan madalya sayısı 380 madalya. Bunlar da turnuvalar yok. Yani turnuvalarda madalya alıyoruz falan. Bunlar biz hiç yapmamışız. Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda bizim almış olduğumuz 380 madalya, 14 yılda 86 yılda alınan madalya sayısı 303 madalya. Şimdi bunlar tabii bizim sportif olarak başarımız. Bunlar küçümsemeyecek başarılar. Son Tokyo Olimpiyatları'nda bildiğiniz gibi işte altın madalya, gümüş madalya aldık. Bu en son gittiğimiz Fransa'daki, Paris'teki olimpiyatlarda altın madalyayı biz yani kaçırdık diyeceğim aldım. 3 tane madalya aldım. İkisi gümüş, yani 2 finalde ikisi bronz. Samimi söylüyorum. Bizim yüzümüz gülüyor. Türkiye'nin bütün branşlar içerisinde en başarılı operasyon kurmamıza rağmen biz altın almanı indik, Türkiye'ye şartlanmıştık. Tabi sürmenin talihsiz, şanssız artık ne yaparsanız sayın. Onun çeyrek yanında kaybetmesi. Çakaroğlu'nun son maçında hepimiz boksörün içinde olduğumuz için söylüyorum, seyrettiniz. 4-1-4-1-1'lerden oldu da doğru değildi. Hadi doğru olduğunu varsaydım.
Üçüncü roundda boksu bilenler, boksu için olanlar bilir ki iki roundda üst üste alan adamlar sporcuya der ki köşesi maçı aldın, dolaş, sarıl, yani oyna, yani oynama, kaç, falan, karışma, karışma falan gibi laflar söylenir. Şimdi de bunu yaptı. Maçı aldı nasıl olsa, kaçtı, sarıldı, oynatma dedi, eğildi, büyüktü bizim sporcu. Ve hakem hiç olmayacak. Paris'te, finallerde bir tane ihtar var, o da bizim maçta. Çinli'ye ihtar verdi. İhtar verince, tamam dedim, biz üçüncü ramdadan bizi basıyoruz. Başka da şansımız yok, da maç gitmiş. Bir ramı alırsak biz altı kolayı aldık diye şey yaptılar. Ben orada bir de biraz daha heyecandan düştürmüştüm şöyle. Yani maç gitti diye. Sonra ihtar olunca bir daha dirildik yani şeyde. Tabii üçüncü ramı 5-0 yine Çinli'ye verdiler. Burada hakemlik yapanlar var. Burada boks yapanlar var, antrenörlük yapanlar var. Yani bir sporcu ihtar alması için bu kural dışında, varlıklarından dolayı ihtar alır. Kural dışı nedir? Sarıldı, oynat kaldı, eğildi, büyük, yani şey yaptı, eğildi, büyüktü. Belasını kiran, bir de altın madalya kaçırdı. Ama buna rağmen, biliyorsunuz bizde nefesaj yok boksta. Diğer alınan 5 tane bronzda, 4 tane bronzda nefesaj var. Güneşte var, tekvandoda var, judoda var. Bizde öyle bir şey yok. Yani bizde eğer nefesler yoksa diyelim, işte bizim sarımın oynadığı Kübalı şampiyon olunca, yani finale çıkınca bizim bir şansımız daha oluyor. İkinci bir şansımız oluyor. Bizde öyle bir şans yok. Kural da yok. Dolayısıyla biz 2-23 bir bronzla Türkiye'de en iyi derece yapan branş, boks branşı. Şimdi bunlar tabii işin sportif boyutu. Bir de işin mali boyutu var. Yani federasyon başkanı, tek başına madalya aldığında bunu bilmemiştir. Bu işte insanı idare etmek çok zor bir şey. Hem insanları idare edeceksiniz ki bizim yok camiamız da zor cami. Yani ciddi söylüyorum, zor bir camiadayız. Fakat buna rağmen camiamız %95, 96, 97 diyebilirim. Herkesten memnunuz ve razıyız. Herkes kurallarına, kaygılarına, bunlarla birlikte kardeşliğe bir yolda tutmak durumumuzda söz konusu. Bizim bir de mali yönden ithal etmemiz lazım. Bir şirket gibi, bir anonim şirket düşünün. O da çok önemli. Biz onu da yapıyoruz. Bize verilen, devletin vermiş olduğu bütçeyi, ki devlet bize verirken bizim parası veriyor, hepimizin parası veriyor. Verilen şundan, bundan alınan, bakın bu kadar çok şöyle, parası veriyor. Biz ona yönetim kurumda, ki benim arkadaşlarım çok hassastır. Bizim yazdığımız yazılan belki hafta üstü okumadan imzalardır ama biz de onların başını yere indirmemek için 14 yıldır kuruşuna kadar hesap ediyoruz. Üçüncüsü de insanların idare edildi. Yani federasyon başkanının 3 tane görevi var. Bir tanesi sportif idare, bir tanesi mali yönde idare etmek. Bir de insanları, yani insanlar antrenörleri, kulüp başkanlarını, boksörleri, İşte şunlara, bunlara kampları falan, bunları idare etmekte var. Dolayısıyla biz bunların üçünü de elimizden geldiğince iyi yaptığımıza inanıyoruz. İnsanları bir noktada da idare etmeye, kırmamaya, duymamaya, arada herhangi bir musibet olmamaya gayret ediyoruz. Dolayısıyla bugün burada buluşmamızın bir amacı, ben Ankara'da oturuyorum. Her zaman duyayım ama ben burada tabii her şey burada olduğu için ben Ankara'nın adayı oldum. Bugün burada açıklıyorum. Türkiye'de tabii şunu da peşine söylüyorum. Diyoruz ki aklımızdan hayırlıysa nasip etsin. Aklımızdan hayırlıysa asla bir sebep olsun. Bizde olacağız. Bunu da kalben söylüyorum. Çünkü her şeyde bir hayır vardır. Bizim de hayır istediğimizde herkes böyle yine sağlık içinde. Kavgasız, gürültüsüz. Böyle insanlara bir hem yönetimimize karşı, hem bakanımıza karşı, hem Cumhurbaşkanımızın spora belirlemesine karşı Türk boks camiası olarak iyi bir görüntü içindeyiz. Birlik beraberliğimiz söz konusu. Buradan bir şey söylemek istiyorum. Geçmişteki büyüklerimize bugüne kadar
insanlar boksu severek yapmış. Belki de iman eder gibi yapmış. Ama asla 3 kuruşa 5 kuruşa tercih etmemiş. Bir antrenörün, bir kulüp başkanı 5 bin lira, 10 bin lira, 7 bin lira, 8 bin lira gibi bu son zamanların modası oldu. İşte para verdi, para aldı, para verdi. Bunlar çok da bizim camiamızda, ben olayım olmaya, bu bizim camiamızı lekeleyen, camiamıza yakışmayan bir durum. Bunu da burada imparatörlüğüne söylemek istiyorum. Arkadaşlar sizlere biz layık olmaya çalışıyoruz. Ankara'da Türkiye'nin örnek bir kendi. Boks'ta da örnek. Burada Mustafa Yardım'a özellikle bir teşekkür etmek istiyorum. Zaman zaman katıldığımız, geldiğimiz maçlarda görüyoruz. Ankara'daki tüm kulüpler, ayırmaksızın, şuydu, buydu falan demeksizin. Herkesi bir arada tutmaya çalışıyoruz. Gerçekten hiçbir ilgi olmayan sayıda müsabaka yapıyoruz. Orada küçük de olsa insanlar onu öğretmek için işte madalya gibi, kupa gibi falan filan bunlar küçük şeyler ama insanları mutlu eden şeyler. Dolayısıyla inşallah bu Ankara'dan çıkacak olan büyük bir kararımızla bütün Türkiye'ye öyle yayılacak. Bizim, tabii bizim bir de şu var, bizim idare edenler var, idare eden bakanlığımız var, bakanlığımızın tutumu var. Yani onun için böyle aday olduğum demek de veyahut da şu kuruş, beş kuruş para dağıtmakla bundan olmuyormuştur. İnsanların da gururunu yitiriyor. Bunu hepimiz, hele çoğunuzu tanıyorum, %80-90'ımız tanıyorum. Zor şartlarda bu işi götürüyor. Kimisi salonunun kirasını bile zor ödüyor. Buna rağmen dimdik duruyor. Bununla tabi sayısı çok. Bunlar %20, %90. Ama %10 dediğim tipte adamlar var işte. Bunlar da bu camianın adını ekliyorlar. Yani boks camiası aç olur ama dik durur. Onun için biz birlikte olacağız, beraber olacağız. Bizler de size hizmet edeceğiz. Biz bu işi seviyoruz. Bu işin kârı, var ve parası, pul falan ne yok. Biz iş adamıyız. Buradaki benim arkadaşlarım hepsinin kendine göre ciddi işleri var. Türkiye'de sayılmış adamlarımızda ama biz benimle beraber, ben arkadaşlarım olduğu için buradalar. Biz de bu işi severek yapmaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz olabilir, hatalarımız olabilir. Ama şunu yaptım, hayatım boyunca gitsem de kalsam da biliyorsunuz ki ben bugüne kadar hiçbir sporcunun hakkını asla ve asla yedirmedim. Bir tane Allah'ın kulu hakem çıkıp da bana diyemez ki sen 1900'den kaç yılında bize dedi ki maviye ver, kırmızı yerlerine ver. Ben bunu yapmadım, ben ölsem de mezara böyle gitmem. Hiç kimsenin hakkını yedirmedim. En çok dikkat ettiğimde, işte burada hakemlik yapanlar var, biz de yüzüne söylüyorum. Bir hakem, bizim de olmayan bir sürü insan var, bizim karşımızda olan insanlar da var. Onlarla da aynı şekilde de bize bu şekilde söz söyleyelim. Zaten parasal olarak bizim için kimseyle bir işimiz olmaz. Bizim parayla bir işimiz olmaz. Biz kendi affedersiniz paramızı yiyelim. Çünkü yiyecek bir yer yok ki. Yani biz spor adamıyız. Bildiğimiz bir elimizdeki yemeğimiz. Ben fazla uzatmak istemiyorum. Bence bir Ankara'yız. Ankara'da biriniz, geliniz. Ayrı ayrı hepinize tek tek isim böyle sayarsan uzun gider. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, safa geldiniz. Burada tek yumruk olarak çıkacağız. Ve ben Ankara'ya abone olduğumu buradan ilan ediyorum. Hepinize saygılar. Sayın Gülkeş Bey'e teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, basın toplantısını aslında bize getirmiştiniz. Sanırım yarım kaldıydı. Burada da tamamlamış oldunuz. Teşekkür ediyoruz. Bunu da Ankara'ya layık gördünüz. Bize şeref verdiniz. Biz de bu bağlamda tekrardan konuşmamın başında söylediğim gibi Ankara olarak, Ankara Türkleri olarak tek direk olarak sizin davanız, sizin yolunuzda yürümeye her zaman hazırız, bekliyoruz. Var olun, adaylarınızdan şimdiden hayırlı olsun. İnşallah sizin yolunuzda hayırlı olsun. Ayrıca beni kırmayan, buraya gelen tüm hocalarıma, abilerime, kardeşlerime, kulüp başkanlarımıza, antrenörlerimize, okul müdürümüze, Halim Gayem hocamıza sağ olsun bizi çok destekliyor. Okul müdürümüze sonsuz teşekkür ediyorum. Beni kırmadınız. Sağ olun, var olun hepiniz. Bir sonraki iftarda ya da kahvaltıda ya da yemekte görüşmek dileğiyle diyorum. Ayrıca şunu da söylüyorum, bu ayın 25-28'inde
Mustafa Kandır olacak, ona göre de hazırlık yapıyoruz. Buradan kendimizle. Toplu fotoğraf alayım. Buradan alın mı yine?